Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf çarpanları ayırma konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çarpanları ayırma arkadaşlar. Neymiş bir okuyalım. Bir polinomu iki veya daha fazla polinomun çarpımı şeklinde yazmaya bu polinomu çarpanlara ayırma diyoruz. Çarpanlara ayırma diyoruz. Peki bir daha söyleyelim. Bunu işlemsel olarak göstereyim. Bir polinom var ve bu polinomu ne yapıyorsun sen? İki tane çarpım şeklinde yazmaya çalışıyorsun. Peki bu nasıl olacak hocam? Onu birazdan göreceğiz. Qx ve Rx polinomları burada Px'in olanlar. Px'i Qx ve Rx'i ayırmıştık. Qx ve Rx polinomlarına Px'in çarpanları denir. Çarpanları denir. Ve biz bunları ne yapacağız? Px'i Qx ve Rx şeklinde ayırmaya çalışacağız. Peki nasıl yapacağız hocam? Bir, ortak çarpan parantezine alarak yapacağız. Ortak çarpan parantezine alacağız. Adı üzerinde zaten ama bir okuyalım. Verilen ifadenin her bir teriminde, her teriminde ortak bir çarpan varsa ifade bu çarpanın ortak çarpan parantezine alınır. Ortak çarpan parantezine kelimem bitti. Şöyle yapalım parantezine ortak çarpan parantezine alınır. Hangisinin işlerinde ortak varsa. Bu arada çok önemli bir şey. Dikkat edelim. Verilen bir ifade eksi parantezine de alınır. Nasıl yani hocam? Bak x artı y'yi düşün. x artı y. Peki ben şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Eksi parantezine alsam. Burada bu artı x miydi? Evet. Artı x'e eksi x olur mu? Olur. Çünkü niye? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Peki artı y miydi? Evet. Bunu da eksi y yazsam olur mu? Olur. Artık bunlara alışmamız lazım arkadaşlar. Hemen bak sağlamasını yapalım. Eksi eksi x artı x olur. Eksi eksi y artı y olur. Demek ki ikisi de artıysa aynı anda ben bunları eksi parantezine alabilirim. Peki şöyle bir şey yapsam. Buna ne dersin? Burayı eksi parantezine alsam. E hocam bu zaten eksi x'ti. Evet bunu x yaptım. E bu artıydı. Sıt işareti dönecek. Peki şöyle bir şey gördüğünde ne dersin buna? İkisi de eksiliyse eksi parantezin aldığında eksi x artı x'e döner. Eksi y artı y'ye döner. O zaman bak burada da çok güzel bir şekilde eksili oldu. Hemen burayı da geçtik. Şimdi arkadaşlar biraz ısınma yapalım. Isınmada nasıl bir şey yapalım? Şöyle ne görüyorsam onların ortak parantezini alacağım. Adam biraz önce bana söylüyordu. Diyordu ki ortak parantezine al diyordu. Şimdi ax B, X, C, X adı üzerinde ne olacak bu? Hepsinde ortak ne varsa o olacak. Nasıl? Şöyle. Hepsinde X varsa X parantezine alacağım. Aldım. Peki bundaki X çarpanını alırsan geriye ne kalır? Sadece A kalır. Artı B, X'teki X'i alırsan geriye ne kalır? Bak dikkat. Artı B kalır. Peki C x'teki x'i alırsan geriye ne kalır? C kalır. Ama hangi C? Önünde eksi olduğu için eksi C kalır. Bak gördün mü? İki tane çarpım şeklinde yazdık mı? Yazdık. Çarpanları ayırdık mı? Ayırdık. Üçünde de ortak hangisi vardı? X çarpanı vardı. Bak çarpım durumundaydı. Hemen çarpım şeklinde yazdık. Şimdi şuraya bakalım. 4 MN, 8 MK, 12 MT. Bak okurken bile hep ağzıma M geldi. M, M, M. Üçünde de M var. Bu arada üçünde de 4 diye okumadım ama 8'in içinde de bir 4 vardır. 12'nin içinde de 4 vardır. O zaman bunların ortağı 4 M'dir sanki. 4 M parantezini alırsan 4'ü aldın, M'yi aldın, geriye ne kaldı? M'yi aldım, 8'i 4'e bölersem 2 kaldı. Önünde de eksi vardı. Eksi 2K oldu. Bir daha söyleyelim bak. 4M çarpı 2K. Sayılar sayılarla çarpılacak. 8 MK. Ne yaptım orada 8'i? 4 kere 2 diye ayırdım. Hemen yaptım. Peki burada ne olacak? 12'yi 4'e bölersen başında artı var. Artı 3 tane T olacak. Burayı da hallettik. Burada çarpım durumundakilere dikkat edelim. Onları çıkarma değil Bölme yoluyla yapıyorsun. Çünkü çarpma ise bölme. Mesela 8, 4 parantezini alırsan 2K kalır. Ama öndeki de eksiği de unutmayacaksın. Hemen burada. Şuna bir dikkat edelim. Bak. X üzeri 6 demek. X üzeri 3 şeklinde yazılır mı? Yazılır. X üzeri 3 çarpı X üzeri 3. X üzeri 4 nasıl yazılır? X üzeri 3 çarpı X diye. X üzeri 3 nasıl yazılır? Direkt X üzeri 3 çarpı 1 diye yazılır. E burada bak. Bunda 2 çarpanı var. Bunda da var. Bunda da var. O zaman bunlarda bir ortak 2 var. Bir de burada sana gösterdiğim şekilde hepsinde x üzeri 3 var. O zaman onları da alalım. Ne olacak? x üzeri 3'ün alırsam geriye bir x üzeri 3 kalacak. Sonra şurada ne olacak? Artı 2'ye bölündüğünde 2 kalacak. x üzeri 4'ten de x üzeri 3 giderse x sadece x kalır. Peki bunda 2 giderse ne olur? Eksi 3 olur. Ve zaten x kübü aldığım için gitti. Şuraya dikkat. Burada ben bunları aldığımda sağlamasını yapmak mesela iki kere 2 4 X küp kere x ne olacak? Tabanları aynı olduğu için üstler toplanacak. Bunun üssü 3. Bunun üssü görünmez. Bir diğeri Burada zaten söyledik. Başka kaleme geçelim. Şimdi burada bakıyorsun. Biraz hızlanalım. A, B, A, B, A, B. Üçünde de AB var. Bunda bile A, B var. E başka? Hocam bunda 3 var. Bunda 9 var. Ama bunda yok. O zaman AB B parantezini alacaksın. A, B parantezini A'yı aldın. B'lerden 2 tane vardı. B çarpı B, B karedir. B'lerden birini aldın. Geriye bir tane kaldı. Bir de 3B var. Ha, burada 3B kaldı. Tamam. Şurada A çarpı A'dır bu. A'nın birini aldın. B'yi aldın. A'nın biriyle birlikte 9 da kaldı. Ama önünde ne var? Eksi var. Peki A, B'yi alırsan ne kalır? Hocam sıfır kalır. Hayır arkadaşım sıfır kalmaz. Bölme yapıyorum. A, B'yi A, B'ye bölersen 1 olur. O da hangi bir? Eksi bir olduğunu söylediğim. Çünkü önünde eksi vardı. Hemen buna bak. M küp, ne küp, m kare, ne küp, m ne kare. Üçünde de ne var? Bunda üç tane, bunda iki tane, bunda bir tane varsa o zaman ortağı nedir? M'dir. Peki bunda üç tane ne? Bunda üç tane ne? Bunda iki tane var. O zaman demek ki bunların ortağı iki tane. Peki ben buradaki üç tane yan yana m çarpımından birini alırsam geriye kaç tane kalır? İki tane kalır. Peki 3 tane yan yana n'den ikisini alırsan geriye bir tane kalır. Bak ne ne kareyle neyi çarparsan ne küp eder bir sıkıntı yok. O zaman devam edelim. Şimdi M'lerden birini aldım ama önünde eksi iki var eksi ikiyi alamadım kaldı. O. E M karede de bir ta, iki tane M vardı birini aldım biri kaldı. Ne küpten de ikisini aldığım için ortak parantezi geriye sadece bir tane kaldı. E burada bak yine bir kardaki gibi mn kare mn kare parantezine alınırsa sadece geriye 1 kalır dediğim. Bu zaten çok kolay bir mevzu. 2020 2020 2020 her tarafta 2020 varsa 2020 parantezini alırsan bak buradaki 2020 gitti kaç kaldı 19 buradaki gitti eksi 13 kaldı buradaki giderse 0 kaldı hayır arkadaşım 0 değil yine söylüyorum bölme o da nedir artı 1 oldu burası da ne oldu 2020 çarpı 7 oldu. Böylece bırakabilirsin. Çünkü sayılar büyük. Zaten çarpanlara ayırma yapıyoruz. İki tane çarpan şeklinde oldu mu? Oldu. Hemen ne diyor? Antrenmana geçtik. Biraz öncekiler ısınmaydı. Bunları bolca ne yapalım? Anlayalım. Konuyu anladıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. İlk önce ama fazlasıyla biz örneklerimize bakalım. Antrenmana geçtim. Arkadaşım buraya bakarsan ne var? Burada x artı y a eksi b ile çarpılmış. A eksi b bununla Bak okurken bile zaten bana el, bana zaten söylüyor ne, ne parantezini alacağımı. Ne parantezini alacağım? A eksi B parantezini alacağım. Şurada da bir parantez olduğu için bir büyük bir parantez yapayım. Neden? Bak buradaki A eksi B'yi alırsan şuradan X artı Y kalır. Buradaki A eksi B parantezini alırsam bu gider. Bu gelecek elime. Ama önünde eksi var. İşlem kabiliyeti yüksek arkadaşlar. Hemen eksiyi dağıtabilir. Ya da ben dikkat edeyim diyorsan dağıtmadan şöyle 3x eksi 2y yapıp yapabilirsin. Bu eksi kimin eksisi? Bunların ikisinin birden eksisi. O yüzden ister hemen dağıtırsın, istersen parantezde yazarsın. O zaman benim işim bitti. A eksi B parantezini almıştım. Şu parantezi toparlayayım. X artı Y eksi 3X eksiyi dağıtıyorum. Artı 2Y yaptım. Peki burası ne oldu? A eksi B parantezinde 2X buradan ne oldu? Y'ye y 3 y oldu artı x'ten 3 x çıkarsa eksi 2 x olur dedim ve bu soruyu da kapatmış olduk. Gördüğün gibi arkadaşlar işleme konsantre olursam bir sıkıntı yok. Şimdi burada ne var ortak? Yine diyor ki ifadesini çarpanlarına ayırın. Antrenman 2. M artı 2, M artı 2 ortak. Bak yine aynı şekilde M artı 2 parantezini aldım. M artı 2 parantezini alırsam bunu parantezini aldığım için ...böldüğümde geriye sadece bu kalır. Eksi... ...bunu paranteze alsan da olur, almasan da olur. Çünkü önünde bir işaret yok zaten. Eksi, burada kalan ne? Niye eksi dedim? Buradaki eksi. Bunu parantezine aldığım için... ...burası da B eksi A olacak. Dikkat! Bu eksi... ...kimin eksisi? Bu ikisinin de olduğu için... ...ortak paranteze aldığım. E burası ne oldu? M artı 2, ortak parantezinde. Parantez, A eksi B... Eksi B artı A oldu. Eksiyi dağıttın. Eksi B artı A oldu. E o zaman bu ne oldu? M artı 2 çarpı A A. İki tane A var. Eksi B eksi B. Eksi iki tane B etti. İsteyen arkadaşlar. Hocam burada da ikiler ortak diyorsan. O zaman M artı 2 çarpı 2. 2 parantezine alırsan burayı. A kalır. Bak ikisine de 2 iki olduğu için 2'yi dışarı aldım. E çarpım durumundaydı. O zaman hala çarpım durumunda. 2'yi dışarı alırsan A kalır. Eksi 2'yi dışarı alırsan B kalır. Bu hoş bir görüntü değil. Sayılar genelde en başa yazılır. 2 çarpı M artı 2 çarpı A eksi B diye yapılır dedim. Ve bu kolay soruları geçtim. Hemen nereye geldim? İkinci olayımıza. Çarpanları ayırmada İlk neymiş? Ortak paranteze almaymış. İkincisi ne peki? İkincisi gruplandırarak çarpanlara ayırma. Peki ne demek bu? Verilen ifadenin tüm terimleri aynı anda ortak çarpana alınamıyorsa. Biraz önce herkes ne güzeldi. Çarpanlarına bütün ortak çarpanı alınıyordu. Ama burada alınamadığı durumlarda ortak terimleri olan ifadeler kendi aralarında çarpanları ayırmasıdır. Kendi aralarında çarpanları ayıracağız. Anladık mevzuyu. Ne diyor bize? Diyor ki artık hepsi ortağa alınmıyor ama bazıları alınıyor. Onları ortak işleme alıyor. Nasıl hocam? Şöyle bak. A, B, X, Y, A, Y, B, X. Bunları ortak paranteze alabiliyor muyum? Hayır. Ama bazılarını kendi içlerinde alabiliyorum ve o kendi içlerinde aldıklarında ne olacak biliyor musun? Sonrasında onlar da ortak paranteze alınacak. Bakalım bir. Bakalım hangisini alalım sence? Bence hiç fark etmez. İster AX ile AY'yi al. ister AX ile BX al. Fark etmez. Ben mesela AX ile AY'yi alayım. AX artı AY yan yana gelsin. BY artı BX de yan yana gelsin. Eşittir diyelim. Şurada ikisi A parantezine alınır. A'yı kapattım. X kaldı. A'yı kapattım. Y kaldı. Bu tamam. Burada ne oldu? B'yi kapattım. Y kaldı. B'yi kapattım. X kaldı. Tamam süper. Aa ne güzel oldu bak. Ortak şimdi de paranteze alınır mı? Alınır. Çünkü burası x artı y. Burası y artı x. Y artı x ile x artı y aynı şey değil mi? Evet hocam aynı şey. O zaman ortak x y x artı y parantezine alırım. Şimdi bak. Bunu x artı y parantezine alırsan x artı y'yi görmezden geliyorsun. A oldu. Artı artı burayı da X artı Y'yi görmezden geliyorum. B oldu. Kimin parantezini aldım? Bunlar parantezini aldığım için cevabım gördüğün gibi çok güzel çıktı. Peki burada herkes A parantezini alınıyor mu? Şu vatandaş olmasaydı olurdu. Ama şimdi alınmıyor. Alınmıyorsa ikili ikili düşünelim. Biraz önce söyledik. A küp neydi? A, A, A. A kare A, A'ydı. He, o zaman bunların ortağı ne? İki tane A. Ortak parantezi alırsam iki tanesini aldım. Bir kaldı. Artı burada da bir tane kaldı. Artı şurası A artı 1 oldu. Şimdi dikkat arkadaşlar. Bu ikisini bak burada A artı 1 var ya çarpım durumunda. Bu ikisini ortak bir parantezmiş gibi düşünebilirim. Ve sanki bunun önündeki katsayı birmiş gibi düşünebilirim. E bir ise ne olacak? Hemen bak. A artı 1, A artı 1. ikisinde de çarpım durumunda A artı 1 var mı? Var. O zaman A artı bir ortak parantezini alırsam, bunu görmezden geliyorsun. Ne kaldı? A kare. Bunu görmezden geliyorsun. Ne kaldı? 1. O zaman artı 1 oldu. Bak yine çarpanlarına ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Bir sorun var mı? Yok. Gördüğün gibi ortak çarpanlarına ayrıldılar. Hiçbir mevzu yok. Arka sayfada zaten yine farklı farklı örneklerimiz olacak. Dedim ve geçtim. Hemen bakalım buraya. Burada herkes x parantezine alınıyor mu? Hayır. Y parantezine? Hayır. O zaman ben bir güzellik yapayım. Şunları x parantezine alayım. Alalım bakalım. Bunun içinde iki tane x vardı. Paranteze alırsan biri geldi. E bunun içinde x y vardı. X parantezine alırsan eksi y'ye geldi. Çok dikkat. X eksi y var şu an elimde. Burada da eksi x artı y var. Ben sana konunun başında ne demiştim? eksi parantezine alınabilirler demiştim. Şu ikisini eksi parantezine alırsan eksi x ne olacak? İçeride artı x olacak. Eksi parantezine aldığım için artı y ne olacak? Eksi y olacak. İşte bingo. Süper oldu. Bak nasıl oldu süper? İkisinde de artık x y var. Hocam burayı ne yaptın? Hokus pokus ne yaptık? Eksi parantezini aldım. Nereden çıktı hocam? Burada bana bir tiyo verdi ya çarpanlara ayırayım diye güzellik olsun diye yaptım. Şimdi her iki tarafta da arada eksi olan her iki terimde de x eksi y'ler var. x eksi y parantezini alırsan kapat x eksi y'yi x kalır. Eksi x eksi y'den kaç tane var burada? Bir tane. Kapattın sıfır. Hayır sıfır değil arkadaşım. Bölme yaptığım için orası bir olacak dediğim. Bunu güzel gene yaptık. Peki alttakine bakıyorsun. Aa alttakinde Hepsi x parantezine alınıyor. Evet. Ama ben almayayım. Bu seferlik böyle yapalım. Ama normalde alınıyor. Almayayım. Ama şunları ikili ikili bir paranteze alalım. Mesela şurayı x parantezine alırsam şu iki vatandaşı. Ne olur? Bunda iki tane x vardı. Bir x kaldı. Bunda x y vardı. Y kaldı. Artı burada bak. iki tane x bir tane y. Bir tane x iki tane y var. O zaman ne yaparım? x y parantezine alırım. Bir x'i aldım. Bir y'yi aldım. Geriye ne oldu? Bir tane x kaldı çarpım durumunda. Artı bir x'i aldım. Bir y'yi aldım. Geriye iki y'den bir y kaldı. Süper oldu bak yine. Neden? Çünkü hep kırmızı yazdık. Biraz renkleyelim. Burası ne oldu? x artı y parantezinde bak ikisinde de ortak çünkü parantez açtım. Buradan bir x geldi. Artı buradan da x y geldi. Bak sorunun başında zaten görmüştük. Bir kere daha gördük. Ne oldu? X artı Y. Şurayı X parantezine alabilirim. Çarpı X. X parantezine aldım. X'i X'e böldüm. 1 artı X Y'den dolayı Y geldi. Demek ki hiçbir sıkıntı yokmuş böyle güzel bir şekilde ayrılmış. En sonuncuya bakalım. Arkadaşlar bunlar böyle sıkıcı gibi zannetmeyin. Sıkıldık hocam ya hep aynı şeyler. Hayır buraları çok iyi öğrenmem lazım. Çünkü çarpan arayma ömrü billah çok önemli. En önemli konulardan. Hemen şuraya baktım. Bir baktım şurada x, z'ler ortak. Burada da bakıyorum Allah Allah. Nasıl bir parantezi alsam diye bakıyorum bakıyorum. Aa burada 2x, y kare. Ha o zaman sanki İkilerden dolayı şunları alsam gibi gözüküyor. Bir alalım bakalım. 2 x y parantezini alsan 2 var. X'ten 2 tane vardı. Biri geldi. Y'den bir tane vardı. Aldım. Bir tane de Z kalmış burada. Tamam. Şuradan da artı. 2'nin birini aldım. X bir taneyi de aldım. Y 2 taneydi. Birini aldım. Böyle geldi. Burada ne var şu an? X, Z artıyı. E burada da X, Z kare. Y, Z var. Yine eksi parantezini alacağım. Neden? Burada çünkü bunları artı hemen bunları eksi parantezine ama hangi eksi parantezine? Eksi z parantezine alacağım. Niye? Çünkü x z'ye gelsin diyor. Bak z kare var. Z parantezine alsam birini aldın. O zaman x z artı y oldu. Neden? Çünkü ikisinde de z ortakta z'yi aldım. Şimdi şu iki vatandaş ortak mı? Aynen öyle. O zaman bunların parantezini alalım bu sefer. x z artı y parantezin alırsan bunu görmezden gel. Ne oldu? 2x y. Bunu görmezden görmezden gel. Ne geldi? Eksi z. Gördüğün gibi bunu da gruplandırarak çarpanlarına ayırdık. Dedik. Artık biraz daha renkli sorular yapalım. Nasıl hocam? Şöyle x eksi y buymuş. Y eksi z buymuş. Bana bunun değerini bul diyor. Hemen bulalım. Şunların ikisinde y'ler ortak. ...şu ikisinde de X'ler ortak. İstediğin gibi gruplandırabilirsin. Sen bilirsin. Benim şu an elime bu geldiği için... ...böyle gruplandırabilirim. Ya da şöyle de gruplandırabilirsin. Bununla bunu alırsın. Sonra bunları alırsın. İstediğini yapabilirsin. O zaman e, ben şu anlık şöyle yapayım. Bununla bunu alalım. Bakalım ne olacak? X parantezine alırsan... ...şu iki vatandaşı... ...ne olur? Bundan bir X gelir. İki tane X vardı. Bundan da Y gelir... He, güzel. Peki şu iki vatandaşı alırsam ne olur? Bu iki vatandaşı alırsan da şöyle olur. Kimin ortak parantezini alacaksın? İkisinde de Z varsa artı Z parantezini alabilirim. Aldığımda burası ne çıkıyor? Y geliyor. E buradan ne geliyor? Z parantezini aldığı güme göre eksi X geliyor. Hayda. Bir bakıyorsun ki bununla bu birbirinin eksilileri. Ha, bak burada sana bir pratik bir şey göstereyim. Bunu da öğrenmiş ol hızlıca. İki tarafta da x, y parantezine aldığını saysan. Şu adam eksi parantezinde x eksi y değil miydi? Bunu parantezine bunu görmezden gelirsen. Or, çünkü onun parantezini alıyorum ya. Buradan ne gelecek? X. Buradan ne gelecek? Bunu kapattığımda eksi ve z gelecek. O zaman sen buraya eksi z yazabilirsin. İşte bitti. Bu arada soruda ne diyordu bana? X, Y'ye 5 diyordu. E X, Z nerede? E bana soruda X, yi vermedi. X, Y'yi vermediyse ne yapacağım hemen? Şuradan yazabiliyor muyum bakalım? X eksi Y eşittir 5. Y eksi Z eşittir 3. Taraf tarafa topladım. Bunlar birbirini götürdü. X eksi Z eşittir 8. E, bu da 8'miş. O zaman ne oldu? çarpımları da 40 oldu. Buraya çok dikkat et arkadaşım. Burasını eksi x'ye olduğu için buradan da bir eksi gelir. Çünkü ikisi de x'ye sonuçta. Sadece bu eksilisi dedim. Geçtiğim. Hemen şu soruya bakalım. Bu soruya baktığımda yine bana bir şeyler verilmiş. Şurada bir şey verilmiş. Ve şurayı sanki c parantezine alsan eksi c parantezine alsan süper şeyler gelecek gibi. Bir deneyelim. 2a eksi c. Şurada c'ler ortak. Ama eksi C parantezini alırsam 2A geliyor. Eksi C parantezini alalım. Şuradan 2A geldi. Eksi C parantezini aldığım için C'nin biri gelecek ama işaretim eksi olacak. İstiyorsan çarp eksi eksi artı C ile C C kare olduğu ikisi ortak mı şimdi? Aynen öyle. O zaman eksi pardon 2AC parantezini alırsan bunu parantezini aldığım için buradan 2B gelir. Bunun parantezini aldığım için buradan 2C'ye gelir. Çok güzel. Şimdi soruma dönüp baktığımda bana verilerden, verilenlerden biri buydu. O zaman bu neymiş? Eksi 1. Peki bunu nereden bulacağım? Biraz önce söylediğimizin aynısına benzer bir şey yapacağız. X eksi B pardon A eksi B eşittir 5'ti. Bir de ne vardı? 2A eksi C eşittir eksi 1'di. Bana B ile C lazım. Kim gitsin? A gitsin. A nasıl gider? Yukarıya eksi 2 ile çarparsam. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2 A artı 2 B eşittir. Eksi 10'dur. E aşağıda da 2 A eksi C eşittir. Eksi 1'dir. Taraf tarafa topladım. Bunlar birbirini götürdü. 2 B eksi C eşittir. Eksi 11 oldu. 2 B geldi. Eksi C geldi. Eksi 10 eksi 1 de eksi 11 oldu. E bak gördün mü yine geldiler. O zaman bir sıkıntı yok. Eksi 1 ile ne yapacakmışım? eksi 11'i çarpacakmışım. Eksi 1 eksi 11 eksi eksi artı. Bir zaten etkisiz eleman 11 oldu dediğim. Bak sana verilenler illa burada çarpanlara ayrılmış hali olmayabilir. Ne olacak o zaman? Sen ne yapacaksın? Bu ikisinden yeni bir madde, yeni bir ifade elde edilebilir diye bakacaksın. Evet ediliyorsa yapacaksın, geçeceksin. Ne gördük arkadaşlar? Bir, ortak parantez alma. İki, Gruplandırarak çarpanları ayırma ikisinin birbirinden farkını anladık üçüncüsüne özdeşliklerden yararlanarak peki özdeşlik ne hocam özdeşlik bizim böyle x kare eksi kare x küp art eksi küp gibisinden ifadelerimize biz özdeşlik diyoruz yani bunlar kendi aralarında çarpanlarına ayrılıyor bunlardan ilkine iki kare farkı bak iki kare farkı iki tane kare var iki tane kare ifade var farkı. Bunu ortaokuldan beri aslında siz gördüğünüz için çok zorlanmadan hızlıca yapabilirsiniz. İki kare farkını ne yapıyordun? Sen bunların öz hallerini alıyordun. Karelerden soyutlanmış hallerini alıp birbirinden çıkartıyordun. Bir de ne yapıyordun? Birbiriyle topluyordun. Neyi? Karelerden soyutlanmış halini. X kare değil X. Y kare değil Y. X y, X artıya. Isıma yapalım. A kare eksi B kare. Karelerden soyutlanmış hali ne? A eksi B A artı B. Bu ne zaman yapılıyor? İki kare farkı varken arkadaşım ezberden böyle sallama iş yapmayalım. İki kare farkı oldu mu böyle yapıyoruz. Şuraya baktım. Burası sanki 3A'nın karesi eksi Burası da sanki dördün karesi gibi. Doğru mu? Evet. Aynen öyle. O zaman ne olacak? Soyutlanmış hali karelerden. 3A eksi 4 3A artı 4 olacak. Aynen böyle. Bir şey bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Normal kareleri aldım. Biraz ısınma yapalım. Hemen ısındığımız şey ne? Burada bir x'in karesi var. Eksi. Şurada da sanki 1 bölü x'in karesi var. Bak bunlar çok kullanılacak. Haberin olsun. Burada bir şeyin karesi. Eksi bir şeyin karesi var mı? Var. O zaman bu iki kare farkıdır. İki kare farkının anlamı. Karelerden soyutlanmış halleri bir eksilisi bir artılısı. Aynen böyle. Bunu hallettim. Aa hocam burada a eksi b diyor. Artık arkadaşlar bizim için a da b de masum a b değil. Nedir? Ben bunları iki kare farkı olarak yazabilirim. Bazı sorularda artık a dediğin şey kök a'nın karesi. B dediğin şey de kök B'nin karesi olabilir. O zaman şunları ben bir daha yazayım. Burası kök A'nın karesi eksi kök B'nin karesi midir? Evet. Karelerden soyutlanmış hallerine kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B şeklinde yazılır mı? Yazılır hocam. Hiçbir şey de olmaz. Niye? İki kare farkı. Peki şuna bakalım. Burası ne? Sanki burası 6 A'nın karesi eksi 2 B'nin karesi mi? Evet 6a'nın karesi 6'nın karesi a'nın karesi 6, 36a kare. E, 4b de 2b'nin karesi bu kare hem 2'nin hem b'nin bu karede hem 6'nın hem a'nın olduğu için bunların öz hallerini kareden soyutlanmış hallerini bir toplarım. Bir çıkartırım. Şu an iki çıkarmayı yaptım. Bir de toplamayı yaparım. Olur mu? Olur. Burada burada iki parantezini alabilir misin? Alırsın ama şu anlık gerek yok. Süper bir olaya geldik. O da şu. Burası üssün üssü olunca çarpma oluyordu. Sanki burası a karenin karesi. E burası ne? b karenin karesi. Çünkü üssün üssü çarpmaydı. Hemen bunu devam ettirelim. Yukarısı kırmızı farklı olsun birazcık. Bak, karelerden soyutlanmış hali. Ama hangi kare? Üstteki karelerden. Karelerden soyutlanmış hali ne? A kare eksi B kare çarpı A kare artı B kare. Çünkü x'leri kareleri görme. O zaman hemen bunların bir toplanmış bir çıkarmış hali. Yalnız burası da bir iki kare farkı mı? Evet. O zaman bunu da alalım. A eksi B A artı B. Burası da A kare artı B kare. Sakın burada bak. Sakın burada. Sakın diyorum bak. Sakın. Sakın diyorum burada sakın bunlarla ilgili bir açılım yapmaya çalışma. Çünkü bunlar hiçbir açılım değildir. A kare artı B kare gördüğün bomboş işlemlerdir. Öyle kalırlar. Geldim buraya. 35'i aldım. 15'i aldım. 35'i aldım. 15'i aldım. Bu kaba işlemi yapacağımı çarpanlara ayırarak rahat rahat yaparım. O zaman burası farkları ne oldu? 20. Toplamları ne oldu? 50. 5 kere 2 ne oldu? 10. 1 0 2 0 geldi mi geldi. Al sana 1000 oldu. Çok da güzel bir şey oldu. Bitti. Şunu nasıl yaptığımı anlamıştın. O zaman bunu da aynı şekilde yaparım bak. X üzeri n'in karesi eksi 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Böyle hiçbir anlamı yok bunun. Şöyle yapsak daha güzel. X üzeri n'in karesi üstü sayılarda üstler yer değişebiliyordu. 2 üzeri x'in karesi, üstün üstü şeklinde üstler yer değişebiliyordu. Şimdi olaya iyi odaklan. Bu kare bu kare. iki kare farkı. X üzeri n eksi. 2 üzeri x. Bir de ne olacak? X üzeri n artı. 2 üzeri x olacak dedim. Ve olayı koparttım. Bitirdim. Bir artısı bir eksilisi geçti gitti. Şimdi zoru var. Çok zor bir soru gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar şunu unutmayın ki Böyle seriler varsa ve soru bir serinin ötesine de gidiyorsa sanki burada sen her iki tarafa y kare eksi 1 eklesen burası sanki domino taşı gibi gidecek. Neden? Y kare eksi 1'i, y kare nereden çıktı? 7'nin Yedi, karesi eksi 1'i eklersen, 7'nin karesi eksi 1, 7'nin karesi artı 1, 2 kare farkı oldukları için... Sanki bunlar bir araya gelecekler. Yapalım hemen bak. X çarpı 7'nin karesi eksi 1 eşittir. Bu tarafa da 7'nin karesi eksi 1'i ekledim. Burası 7'nin karesi artı 1. Burası 7'nin Şurayı yazdım. Burayı her iki tarafı ben 7'nin karesi eksi 1 ile çarpıyorum şu an. Çarpı x var bu tarafta. Bu tarafta da bunu ekledim. Bu zaten geldi. Şimdi şunu yazıyorum. Sonra bunu yazıyorum. Bu arada burası çarpı olacak arkadaşlar. Orası gözden kaçmış. Burası 7 üzeri 8 artı 1 olacak. Burası da 7 üzeri 16 artı 1 olacak. Şimdi çok dikkat. Bir artılısı bir eksilisi. Aynı şeyin bir artılısı bir eksilisi varsa burası nedir? 7 üzeri 2'nin karesi eksi 1'in karesidir. Bak 7 üzeri 2'nin Karesi eksi 1'in karesidir. O da nedir? Üstün üstü çarpma olduğu için 7 üzeri 4'tür. Peki burada 7 üzeri 4 artı 1 var mı? Aynen öyle. Buna geldim. Peki bu ikisinin çarpımı nedir? 7 üzeri 4'ün karesi eksi 1'dir. Yani 7 üzeri 8 eksi 1 midir? Aynen öyle. Şimdi burası kalman çorman olmaya başladı. Ben bir toparlayayım şunu bir kere daha. Toparlayayım. Bu arada 7'nin karesi ne? 49. 1 çıktı. 48x eşittir. Şunu şunu aldım. Buraya geldi. E bunu da işin içine kattım. Buradan da bu çıktı. Elime şöyle bir şey geldi. 7 üzeri 8 eksi 1. Burası. Burası da 7 üzeri 8 artı 1. Bir de burada 7 üzeri 16 artı 1 var. Olayı siz anladınız artık. Şurası nedir? 7 üzeri 8'in karesi 7 üzeri 16 eksi 1. Buradan da Bunların ikisi gelirse ne olur? 7 üzeri 16 eksi 1. 7 üzeri 16 artı 1. 7 üzeri 32 eksi 1 oldu. 7 üzeri 16'nın karesi 7 üzeri 32'dir. Şimdi burayı da temize çekelim. 48 x eşittir. Ne oldu? 7 üzeri 32 eksi 1 oldu. Bana kimi soruyordu? 7 üzeri 32'yi soruyordu. E, 7 üzeri 32 yalnız kalması için eksi 1'i karşıya atarım. O da artı 1 olur. 48x artı 1 olarak ben 7 üzeri 32'yi buluyorum. Şu serileri gördün mü her zaman 2 kare farkı gelsin arkadaşım aklına. Bu çok zor bir soru ama senin de görmen için iyi oldu. Gördüm bitti. Hemen sana bir şey söyleyelim. 2 küp, var, iki küp toplamı var. 2 küp toplamında ne var arkadaşım? 2 küp toplamı biraz önceki ne benzemiyor. Kendine has bir şey. İki küp farkı toplamı aynı ifadeyi gösteriyor. Nasıl yapacağız biliyor musun? Çok kolay bir mevzu var burada. O da şu. Hemen sana söyleyeyim. Burada ikisi de artı ya. Hemen ikisi de artı derken arası artı ya. Burayı yine küplerden bağımsız düşünüyorum. Küplerden bağımsız düşünüyorum. Ve sonrasında birincinin karesini alıyorum. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. İkincinin karesini alıyorum. Yalnız şuradaki işaretim hep artı iken bu işaretim artı olduğu için burası artı burası eksi yapıyorum. Bak önemli olan burada şu işaretle şu işaret. Ne olacaklar? Birbirinin zıttı olacaklar. Peki neye göre hocam? Aradaki işaret eksi ise bak aradaki işaret eksi ise o zaman burası x eksi y olacak. Burası da x kare artı x y artı y kare olacak. Bu artı ise bu eksi, bu eksi ise bu artı. Peki bu neye göre artı? Aradaki işarete göre. Bu neye göre eksi? Aradaki işarete göre. Dikkat, dikkat, dikkat. Bunu hocam ezbere bilmek zorunda mıyım? Aynen öyle. Hiçbir mantığını anlatıp... Ya burada ne yapıyorsun? Çarparak oradan çıkıyor. Ama ne olacak? Bunu ezbere bilmen lazım. Çok kolay hemen pıt 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 yaparsın. Burada ne demişiz? İkinci çarpana dikkat. Neden? Bakın sorularda bazen sana şöyle bir çarpan verecek. Sen hemen bunun yanına bunu yapıştır isteyecek. Bu çarpanı nereden anlayacağım hocam? Bir şeyin karesi varsa, bir şeyin başka bir karesi varsa araya da bu ikisinin çarpımı geldiyse, x ile y'nin çarpımı geldiyse, eksi ya da artı şeklinde geldiyse sen hemen buraya da bunların burası artıysa burası eksi olacak. Bunların bu parçalarını ekle. Bir. ikinci mevzu. İkinci çarpana neden dikkat? Bu ikinci çarpan çarpanlarına ayrılmaz arkadaşım. Dedim geçtim. Hemen şuna bakalım. Ne yapıyordum? Sanki bu birin kübü gibi değil mi? O zaman ne yapıyorum? En orijinal has hallerini aldım. Bir de birincinin karesini alıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımını alıyorum. X kere bir X. Bir de artı ikincinin karesini alıyorum. Bu arada burası eksi olduğu için burası artı yaptım. Aynısının tıpkısının benzeri. ...arası artı olduğu için... ...burada x'in kübü, 1'in kübü... ...1 bu arada bize hep bu güzellikleri sağlıyor. O zaman burası ne olacak? x'in karesi... ...çünkü ilk maddem x'ti. x'in karesi, 1'in karesi yine 1... ...yine arası x ile 1'i çarparsan... ...x gelir. Ama bu sefer işaretim ne olacak? Eksi olacak dedim. Buna dikkat edelim. Örneklerimizde zaten göreceğiz. Bak ne oldu? x küp eksi, 3'ün kübü... Hemen yapalım. En sade hallerini aldın. X eksi 3. Burada da birincinin karesini aldın. Sonra ikincinin karesini aldın. Burası kesinlikle artı. Sonra bu ikisini çarptın. Ne oldu çarpınca? 3x. Bu artı eksi ise burası artı. Bitti. Bu zaten hep artı. Bunu unutma. Burada ne var? 3x'in kübü var. Eksi 2y'nin kübü var. Bunların en saf hallerini alıyorum bak hemen. Nedir o? 3x eksi 2y'dir. Arası eksi ya. O zaman bunlar böyle gelecek. Çarpı ne olacak şimdi? Birincinin karesi 3x'in karesi 9x karedir. Çünkü 3x'in karesi hem, iki, hem 3'ün hem x'in karesi. 2y'nin karesi 4y kare. Burası kesinlikle artı. Burası eksi olduğuna göre burası artı. Bu ikisini çarparsan 3 kere 2 sayılar çarpılır. 6 sonra x ile y çarpılır. Olur biter. Mevzuyu anladık inşallah. İlk önce en orijinal sonra birincinin karesi sonra ikincinin karesi. Bir de bunların ikisinin çarpımı. Burası eksi ise burası artı. Burası her zaman artı. Şuna bakalım. Burada x küp var. Artı 1 bölü x küp var. Eşittir. Pardon. Aynısını yazmış olduk. Şöyle diyecektim. Bunun kübü var. O zaman bak en sade hallerini yazıyorum. Yazdım. Çarpı birincinin karesini alıyorum. İkincinin karesini alıyorum. Ve de bu ikisini çarpıyorum. Burası artıysa burası eksi. X kere 1 bölü x oldu. Şimdi bunu bir toparlayalım. Bak çok güzel bir şey çıktı burada. 1 bölü x oldu. Burası da ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. X kare eksi 1 Artı 1 bölü x kare oldu. Ve bu işlem de bu şekilde bitti. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Artı ise burası eksi. Eksi ise burası artı. Bu artı da nereden geliyordu? Buradan geliyordu. Şimdi arkadaşlar. Özdeşliklerde 2 kare farkını yaptık. 2 kare toplamı diye bir şey yok. 2 küp farkını yaptık. Ama 2 küp toplamı diye bir şey vardı. Şimdi tam kareye geldim. Tam kareyi sen zaten açılımdan biliyorsun. O nedir? Birincinin karesi zaten bunu çok yaptık işlemlerde. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bu muhabbet zaten tekerleme gibi olması lazım. Bak adam bile gösteriyor. Al diyor bunun cevabı bu. Ve bu tekerlemeyi bileceksin. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı İkincinin karesi. Hocam çaktırmadan buraya eksi yaptım. Evet. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi ise arası birinci ile ikinci çarpımının eksi olduğu için öyle yaptım. Çok mükemmel, müthiş derecede dikkat arkadaşlar. O da ne? Hiçbir zaman x kare, x artı y'nin karesi x kare y kare, x kare y kare toplamı veya farkı değildir. Bu bir açılımdır arkadaşlar. Açılım. Açılım yapacaksınız burada. O yüzden x artı y'nin karesi budur x eksi y'nin karesi budur. Buna dikkat, lütfen atlama, lütfen şaşkınlık, dalgınlık yapma dedim geçtim. Mesela bak şimdi şunları arkadaşım neler olacakmış burada onları bir gösterelim sana neler olacak hemen bakalım birincinin karesi a kare birinciyle ikincinin çarpımın iki katı ne oldu birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımın iki katı bir artı a bir artı diyorum özür dilerim bir çarpı a a iki katı iki a artı İkincinin karesi o da nedir? Birin karesi birdir. Devam edelim. Bak bunları pratik yapıyorum hızlıca. 2x'in karesi ya da yapmayalım. 2x'in karesi. Tamam. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bak 2 çarpı 2x çarpı 1. Eksiği zaten baştan koyduğum için. Artı 1'in karesi. İşte ben burayı hızlı söyleme taraftarıyım. Niye? 2x'in karesi. 4x kare. Bak gördüğün gibi. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2x. O zaman iki katını aldın. 2x değil de 4x olacak. Burası da artı 1 olacak. İstersen yavaş yavaş bir yazalım. 3x'in karesi artı 2 katı neyin? Birinci ile ikincinin çarpımının. Artı ne olacak? 2y'nin karesi. İkincinin karesi. E o zaman bak ben bunu hızlı söyleme taraftarıyım. Yine söylüyorum. Birincinin karesi 9 x kare. Birinci ile ikinciyi çarparsam 3 kere 2 6. X ile y'yi çarptım. X y. 6 x y. 6 xy 6XY. 6XY. Ama 2 katı vardı. O zaman ne oldu? 12 x y oldu. Artı 4 y kare. 2 y'nin karesi. Yani ikincinin karesi 4 y kare oldu. Şimdi süper bir olaya geldik. Birincinin karesi. Artı 2 tane. Birinci ile ikincinin çarpımı. Artı ikincinin karesi. Bak ben sana ne demiştim? Bu ağlar artık masum ağlar değil. Kök ağının karesi gibi demiştim. Şimdi buraya müthiş dikkat et. Ben yine bunu hızlı söyleme taraftarıyım. Kök ağının karesi A. Artı dikkat. Birinci ile ikinciyi çarparsan dereceleri aynı olduğu için bu kökler iç içe girer. Başında da 2 vardı. Artı kök B'nin karesi de kök B'nin karesi de B'dir dedim. Böyle süper güzel bir cevap çıktı. Hemen şuna bakalım. Birincinin karesini aldın. Eksi, arada eksi var. İkinci ile birinciyi çarpıp iki katını aldın. Bir de ne var? İkincinin karesi var. Şunu temize çekelim. Her taraf kıt oldu. Şöyle yapayım. X kare. Bak çarpım durumunda bunlar birbirini götürdüler. İki kere bir, iki. Ama eksi vardı. Eksi iki artı bir bölü x'in karesi ya da 1 bölü x kare oldu. Ya da şunu temiz yazalım bir daha. Eksi 2 artı 1 bölü x kare oldu cevabım. Bu da müthiş önemli bir şeydi. Dedim. Geçtim. Arkadaşlar burada da ne var? Hemen bak yine m karenin karesi eksi eksi var çünkü. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi var. Niye direkt artı diyorum? Çünkü eksinin karesi artı olduğu için hep buraya ben odaklanıyorum. Buradaki eksiği kaybetmeyeceğim. Diyeceğim olacak bitecek. Hemen bakıyorum burası ne oldu? M üzeri 4 eksi 2M kare 2N var. Hayır. 4 olacak burası. Çünkü niye? 2 kere 2 4. Burada da ne oldu? M kare bir de N'ye geldi. Bak 2 kere 2 4. M kare N'ye geldi. Artı 4N kare oldu. Bunun da ne yaptım? Açılım olarak yaptım dedim. Ve güzel bir antrenmana geçtim. Hemen antrenmanımı yapayım. Ne var burada antrenmanda? Hemen söyleyelim. Burada bana ne sormuş? A kare B kareyi sormuş. E A çarpı B'yi vermiş. A artı B'yi vermiş. E süper. E zaten bunu karesine aldım. Buna ulaşıyorum ya ben. Evet. O zaman bak şimdi. A artı B kaçtı? 5. Sen ne yap biliyor musun? Kare istiyorsun ya sen. Her iki tarafın karesini al. Buranın karesini alırsan Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpı 12 iki katı. İkincinin karesi. Eşittir nedir? 25'tir. Peki 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 peki. 25. Şunu kullandım. Bunu soruyor. Sorduğu şey bana şu. A kare artı B kare. Tamam. O buradaydı buradaydı. Bir de AB'yi vermiş. Artı 2 çarpı AB. AB ne? 6. Burası da 25 oldu. Süper. O zaman bu ne oldu? A kare artı B kare artı 12 eşittir 25. Buradan da ne oldu? A kare artı B kare eşittir 13 oldu. Gördüğün gibi adam senden ikisinin karesini istiyor. Bir de ortada A çarpı B varsa sanki bu bana bu açılımı hatırlatıyor. Lütfen bu açılımlara iyi bakın, iyi odaklanın dedim. Geçtim. Aynı soruyu bak sıra sende bu sefer. Hemen bir bak bakalım soruya nasıl düşünebiliriz? Ne yapabiliriz bir düşün. Ben her zaman söylüyorum. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmaktır. İkinci kural da tersten okumaktır. Bak biraz önceki soruyu yaptım. Sen de bu soruyu tersten düşün. Nasıl hocam? Şimdi bana adam bunu soruyor. Bunun cevabına K diyeyim. O zaman şöyle yapalım bak. A eksi B eşittir K olsun cevabı. Her iki tarafın karesini alayım. Her iki tarafın karesini alırsam şu taraf ne gelecek biliyor musun? Bak. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımını iki katı. Artı B kare gelecek. E cevabım ne olacak? K kare olacak. E A artı B'nin karesini vermiş. A kare B kareyi vermiş. Neymiş bu? 25. Eksi 2 tane e, A çarpı B'yi vermiş. O zaman eksi 2 tane A çarpı B de 8'miş. Bunu da hallettim. E, o zaman cevap da k kareymiş. Düzgün yaz arkadaşım. 25 eksi 16. 2 çarpı 8 16. K kareymiş. O zaman burası 9 eşittir. K karedir. O zaman k kaçtır? 3'tür dedin. Yanlışı yaptın. İşte 3 değildir arkadaşlar. Bunun cevabı nedir biliyor musunuz? Ya 3'tür ya da k dediğim şey eksi 3'tür. Çünkü neyin cevabı 9? Neyin karesi 9'dur? Ya 3'ün ya eksi 3'ün. Ama soru bana ne soruyor? Pozitif değeri sorduğu için artı 3 olur. Eksi 3 olmaz dedim İşte bu olayda bu kadardı. Bunları da anlattıktan sonra şimdi neleri gördük? 2 kare farkı. Bir daha tekrar. 2 küp farkı, 2 küp toplamı tam kare açılımını gördüm. Şimdi de neyi göreceğim? Küp toplamı, küp farkını görüyorum ve olayı birkaç örnek ve yazılı sorusuyla bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki açılımı sen nereden biliyorsun? Binom açılımından biliyorsun. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1'den biliyorsun. Peki burada nasıldı? Kat sayılar azalarak gidiyordu. Ve de sonrasında ne olacaktı? Hemen burada kat sayılar azalarak gidiyordu. E, kat sayılar diyorum üstler azalarak gidiyordu. Biri artarken biri azalıyordu. Ve kat sayılarımı alıyordu. O zaman burası ne oldu? 3 x kareyi artı burası 3 X azalırken bu artacak. En sonunda da Y küp olacak. Bunu binom açılımından hatırladığınızı düşünüyorum. Hatırlayamadık bile şu an açılımı yaptık. Peki eksi olursa ne olacak? X küp birincisi eksi olacak. Neden? X'in karesi var ama Y'nin karesi değil. Y'nin kendisi var. O zaman başı eksi yapar. Artı 3 X Y kare olur. Neden? Eksi de karesini aldığında artı yapar. Burası da Y küp olduğu. Hemen bir tane örnek yapalım. Birincinin kübünü aldın x küp artı 3 çarpı x'in karesi birinci geldi bak formülüme göre yapıyorum artı 3 çarpı x çarpı birin karesi geldi artı birin kübü geldi. Sen bunu temiz yaz birincinin kübü artı 3 x kare artı 3 x artı 1 işte bak şunu hiç unutma arkadaşım haberin olsun. Bunu hiç unutma. Neden hiç unutma? Çünkü çoğu soruda bu gelecek. Bak birazdan örnekte de var göreceksin. Peki arası eksi olunca ne fark oluyordu hocam? Sadece bu eksi, bu artı, bu eksi oluyor. O zaman bunun açılımını sana ödev olarak söylüyorum. Bunu da sen yap. Burası artı, burası eksi. Burası artı, burası eksi. Neydi? Artı, eksi, artı, eksi olarak gidiyor. Bu eksi nereden artı oluyor? Şuradan. Çünkü burada eksi birin karesini aldığın için artı bir oluyor. Bu açılımı da ödev olarak sana bıraktım, dediğim. Hemen şu soruya bakalım. Bu soruda ne var? Kübünü al diyoruz. Kübünü alalım. Birincinin kübü. E, eksi. Niye burada bir eksi olduğu için eksiyle devam ediyordum. Artı eksi. 3 çarpı birincinin karesi ikinciyi yazdım. Artı 3 çarpı birinciyi yazdım. Burada ne olacaktı? X'in karesi olacaktı. Ve son olarak da 1 bölü X'in kübü olacaktı. Yalnız artı eksi artı eksiden dolayı burasının eksi olduğunu unutma. Şimdi burada müthiş bir olay var. O da şu. 3x kare. Bu x'in bir tanesi gider. Burada sadece 3x kalır. Şurada da kare olduğu için Şunla da bu bir tanesi gider. Bu kare olduğu için burada iki tane vardı. Artı 3 çarpı 1 bölü x oldu. Bu tarafta 1 bölü x küp oldu. Şunu bir kere daha düzgün yazalım. Ne oldu? x küp eksi 3x artı 3 bölü x eksi 1 bölü x küp oldu. Bu açılımı da inşallah böylece ne yaptığımızı düşünüyorum. Hemen şuraya geldim. Şu sorulara bir bakalım hızlıca. Ne var burada? Şurada şu var. Birincinin kübünü aldın. Tamam. Hemen ikinciyi. Üç kere birincinin karesi çarpı ikinci artı üç kere bu sefer birinciyi aldın. ikincinin karesini aldın. Artı ikincinin kübünü aldın. Bunları unutmayalım. katsayılar sayılar birincinin karesi ikinci. Birinci çarpı ikincinin karesi. Hemen burayı toparlayalım. 8 a küp artı 3, 4 de buradan geldi. 12, 5 de buradan var. 60'a kare oldu. 2'nin karesinden dolayı 4 dedim. Artı 5'in karesi 25. 2 ile çarptım 50. 3 de var. 150 A artı 125 oldu. Bunu da yaptım. Hemen şunu zaten çok kolay bir şekilde yaparsın. Burası ne olacak? Eksi olduğu için şurası eksi. 3 tane M kare çarpı 4 oldu. Çünkü birincinin karesi ikinci. Artı bir de ne var burada? 3M ikincinin karesi vardı. En sonunda da burası 4'ün kübü olduğu. Burası ne oldu o zaman? M küp eksi 12M kare. Burası ne olacak? Artı 48M dedim. Burası da eksi 64 olarak yaptım. Bir daha buraları zaten buraları arkadaşlar ben hızlı geçmiş olabilirim. Sen bunları tek tek açılım yap. Çünkü açılım orada bir eksi var. Bir eksi burada var. Artı eksi artı eksi diye gittiğini unutma dedim. Ve model soru güzel bir soru var. Bu soruya geldim. Hemen bu soruya bakıyorsun. Ne var bu soruda hocam? Anlat bakalım diyorsun. Anlatalım hemen bu soruda ne varmış. Bu soruda şöyle bir şey var arkadaşım. Bak x küp. Eksi 3 x kare. Eksi artı 3 x. Aa bir dakika. Burası eksi 1 olsaydı süper olurdu. O tam bir açılımdı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. O zaman şurayı hemen ben hatırlıyorum. Neydi orası? X küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 olsaydı bu ne olurdu arkadaşım? Bu şöyle olurdu. Hemen burası x eksi 1'in kübü derdim. Ama burası eksi 1 olsaydı. E, eksi 1 değilmiş ki. Burası artı 4'müş. O zaman buraya sen artı 5 ekleyeceksin. Neden? Çünkü bu bak burada var. Bu var. Bu var. Eksi 1'i sanki 4'ü eksi 1 ile 5 diye ayırmışım gibi oldu. O zaman bak burası tam bir küp açılımı bir de yanında 5 var. O zaman hemen şuraya x'in yerine ben ne yazacakmışım? Küp kök 5 artı 1 yazacakmışım. O zaman x'in yerine yazalım. Küp kök 5 eksi 1'in kübü. Hayır. Küp kök 5 artı 1. Şurası ne? Küp kök 5 artı 1. Şurayı bir daha düzgün yazalım. Küp, küp kök 5. Burada çünkü x'in yerine koyacağım. Küp kök 5 artı 1. Şurada eksi 1'in kübü olacak. Bir de yanında 5 var. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü geriye ne kaldı? Küp kök 5 kübü artı 5 kaldı. Bu da ne oldu arkadaşım? Burası da hemen 5 oldu sana. Bir de burada 5 vardı. Cevapta 10 oldu dedim. Ve bu soruyu da geçtim senin için. Hemen son sorularımıza geldik artık. Bir yazılı sorusu yapalım. Hemen yazılı sorumuna devam ediyorum. Bana ne demiş burada? küpleri demiş. O zaman şunu ben bir küp açılımı yapsam nasıl olur? Yani her tarafın kübünü alsam, kübünü aldığımda ne yaptım? A küp artı 3 kare 3 kare b artı 3 a b kare artı b küp yaptığımda cevabım ne olacak? 125 olacak. Peki 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 arkadaşım. Peki. Şimdi sana bir soru. Şurası, şurası. Bana zaten soruluyor. O da ne? A küp artı B küp. E bakıyorum buraya. 3 tane A, B, A kare B. Burada da 3 A B kare var. O zaman şurayı bir 3 ile çarpsam nasıl olur? 3 A B kare. Burası da benim elime 66 diye geldi mi? Geldi. Cevabım da 125 miydi? Aynen öyle hocam. O zaman ne oldu? A küp artı B küp. 66'yı karşıya attın. Eksi 66. Bunun da cevabı ne çıktı? 59 çıktı dedim ve bu soruyu da bitirdim. Yeni sorumda da bakalım ne varmış diyorum. Hemen baktığımda bu yazılı sorusuna da ne var diye bakıyorum. Yapacağım şey çok basit. Yine bana bir küp farkı var mı? Var. O zaman dikkat dikkat dikkat. Yine ben burada bir küp alayım mı? Alayım. O zaman alırsan ne olur? Birincinin kübü. Eksi çünkü arada eksi var. 3 çarpı birincinin karesi çarpı 1 bölü x artı 3 çarpı birinci çarpı 1 bir bölü x kare artı 1 bölü x'in kübü eşittir. 125 oldu. Peki şimdi sana bir soru. Şurada sadeleştirmeler var mı? Var. Yalnız bak ben burada büyük bir hata yapıyorum. Sen bu hataya düşme. Artı eksi artı Şurası eksi olacak. O zaman bir bakalım. Şunlar iki tanesiyle bir tanesi gitti mi? Şunun iki tanesiyle bir tanesi gitti mi? Bana sorulan şey zaten şu muydu? Bak bana sorularını alayım. Eksi 1 bölü x küp. Bana bu soruldu. Tamam eyvallah. Şuraya baktığımda elimde ne kaldı? Eksi 3 x artı 3 bölü x kaldı. Ya da 3 çarpı 1 bölü x de yazabilirsin. Eşittir 125. Şimdi sana bir şey soracağım arkadaşım. Şurası 3 parantezine alınır mı? Alınır. Ama 3 parantezine alırsan x gelir. Buradan 1 bölü x gelir. Ama eksi artı. O zaman şöyle yapalım bak. x küp eksi 1 bölü x küp eksi 3 parantezine alırsan buradan x gelir. Buradan eksi 1 bölü x mi gelir? Evet. O zaman burası ne oldu? 125 oldu. Peki bu 5 miydi burası? 5'ti. O zaman burası ne oldu? 3 kere 5 oldu. Hemen bunu çok düzgün yazayım. x küp eksi 1 bölü x küp eksi 3 kere 5'ten dolayı eksi 15 eşittir 125. O zaman bana sorulan ifadem ne olacakmış? x küp eksi 1 bölü x küp eşittir 140 olacakmış. Bu da güzel bir yazılı sorusuydu. Bu soruyu da kaçırma arkadaşım. Çünkü burada çok müthiş bir olay oluyor. Burayı 3 parantezine değil eksi -3 parantezine alırsan tam benim verdiğim işlem oluyor. Dedim, geçtim. Artık 5. olaydayım. Küp fark, e, iki kare farkı, küp farkları toplamları, kare açılımı, küp açılımını yaptım. Şimdi de 5. olarak bu terimleri ayırmaya geldi. Bu terimleri ayırırken ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşım? Böyle a a a kare bx c diye bir, bir denklem verilirse sana denklem değil de bir terim verilirse üçlü terim bunun çarpanlarını nasıl ayıracaksın? Şöyle ayıracaksın. Bu c'ye bir bakacaksın. Hangi iki sayının çarpımı diye. Hangi iki sayının çarpımı diye bakacaksın. Baktığımda şunu görüyorum. İki tane sayının çarpımı ve bu ortadakine bakacaksın. Burası da ne olacak? İki tane sayının toplamı. Ha, o zaman hemen şurası bir olduğunda yani burasında bir şey olmazsa ya da yani bir olduğu ya da aynı şey demek zaten O zaman x artı m, x artı nedir? Ama 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 burada bir şey varsa, burada bir şey varsa, bir sayı varsa sen bu sayıyı çarpanları iki tane çarpım şeklinde ayırır. Burayı da iki çarpım şeklinde ayırırsan bunların ikisinin çarpımının toplamı bunu verirse ...falan filan cırrık mırık. Burası böyle olursa kafan... ...senin balonumdur arkadaşım. En iyisi örneklerde. Göstereyim sana daha rahat et, daha rahat anla. Bak ilk örneğim... ...önündeki sayılar 1 olduğunda. Ne diyorum sana bak? Şunu diyorum. Şu sayı... ...hangi iki sayının çarpımı... ...eksi 12... ...toplamı eksi 1? Tabii ki de eksi 4 ile... ...artı 3. Bak çarpımları... ...eksi 12... Toplamları nedir? Şuna şuradan bir çizik atayım. Toplamları da eksi 1'dir. Bak. Eksi 1, eksi 12. O zaman ne diyorum bak hemen. A eksi 4, A artı 3. Bunları hemen A'ların yanına yazdın. Bir kere daha soruyorum sana. Hangi iki sayının çarpımı 6 toplamları eksi 5? 2 ile 3 gibi. Ama hangi 2 ile 3? Eksi 2 ile eksi 3. Bak top çarpımları artı altı oldu. Toplamları eksi beş oldu. Ha, o zaman ne yapıyorum hemen? M eksi iki M eksi üç diyorum. Bak burada olay ne biliyor musun? M kere M, M kare. M kere üç eksi üç mü? Eksi iki mi? Artı altı. Eksi üç M ile eksi iki M'yi toplarsan burayı veriyor. O yüzden bunun cevabı böyledir diyorum. Geçtim. Hemen buraya bir, te, bir kere daha bak. Bu sonları altı ama içleri farklı çünkü ayrı çarpanlar. Hangi iki sayının çarpımı 6 toplamları 7? Hangi iki sayının 6 ile 1? Hangi 6 ile 1? Bu sefer artı 6 artı 1. Çünkü toplamı artı 7'dir. O zaman bak ne yapıyorum? X artı 6, X artı 1 diyorum ve bitiyor. Bunu da hallettim. Şimdi bak bu çok önemli. Hangi iki sayının çarpımı eksi 8? toplamı eksi 2. Aynen öyle eksi 4 artı 2 dediğini duyar gibiyim. Burada birazcık çarpma işlemin iyi olması lazım. Artı eksileri toparlayabilmen ve hızlıca toplaman lazım. Eksi 4 artı 2 eksi 2 eder. Çarpımları da bunu veriyor. O zaman ben ne diyorum? X eksi 4 X artı 2 diyorum. Bu olay böyle. Bunların başında bir şey yoksa. Ama gel gör ki Böyle bir de nasıl olacak? Böyle bir şeyde de zaten burada işlem birazcık sana kalıyor. Nasıl sana kalıyor arkadaşım? Şöyle ki bunları ikisini ayıracağım. Bu iki sayıyı hangi ikisini ayırayım? Bunu hangi ikisini ayıracağıma karar vermen lazım. Bununla ilgili de soru çözdükçe bu daha çok pekişiyor. O yüzden biraz soru çözerek bunları pekiştireceğim. Ayıracağın olmayacak. Başka ayıracağın olmayacak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burası 3x'e Burası 2x. Sanki burası da burasının çank çarpımı 5'e 3 ya. Ama bunlardan biri eksi biri artı. Bak 5 kere 2 10. 3 kere 3 9. Ama çıkartılacak. O zaman kimi çıkartayım? Bu adamı çıkartacağım. Bak 5 kere 2 5 kere 2 10. 3 kere eksi 3 eksi 9. Ne oldu o zaman bu? Ne oldu? Burası artı 1 etti. İşte bingo. Ama nasıl bingo? Şöyle. Kimle kimi çarpıyorsan tam tersini yapacaksın. 3x artı 5. Burayı da 2x eksi 3 yapacaksın. Neden? Çünkü bak 3x kere eksi 3. Eksi 9. Eksi 9 x. 5 kere bu artı 10. Bunlar çarpım durumuna bunlar da çarpım durumuna gelmesi lazım. Şu işlem sağlanması lazım diye ters parantezlere atıyorsun. Yani bununla bu çarpılıyorsa bununla bu, bununla bu olacak. Hemen buraya geldin. X'e X yaptın. Bu sefer burası da 3Y'ye 2Y. Ama hangi 3Y'ye 2Y? Eksi 3Y'ye eksi 2Y olduğunu gördün. Bu sanki biraz öncekine benzedi. Bu çok kolay oldu. Bunu hemen yapmış olduk. Geçtim. Hemen şusuna, şu soruya bakıyorum. Sanki burası da 4 x'e 2 x gibi burası da 3'e 1 gibi. Zaten 3'ün başka şansı yok. Ama ne olacak? Burası eksi olduğuna göre bunlar eksi olacak. Peki şöyle bakarsan 3 kere 2 eksi 6. 4 kere eksi 1 eksi 4. Toplamı eksi 10 mu? Aynen öyle. Ama ne yapacağım hemen? Bunlar böyle çarpıldığına göre bunlar aynı parantezde olacak. Kimler? Kimle kimi çarptım? 4x eksi 1'i. Hayır. O karşı parantezde olacak. Kimle kimi çarptım? 2x eksi 3'ü. Hayır. Onlar karşı parantezde olacak. Bir daha söylüyorum. Eksi 3 kere 2 eksi 6. 4 kere 1 eksi 4 toplamı eksi 10 olduğu için dedim arkadaşım. Buraya geldim. Son sorum. Son soruda zaten 2x başka türlü ayrılmaz. 2x'e x diye ayrılır. Bu da zaten başka türlü ayrılmaz. 5y'ye y diye ayırdım. Şimdi dikkat. Hangi 5y'ye mi? Artı 5y'ye artı artı y mi yoksa eksi 5y'ye eksi y mi? Çünkü ikisinin de çarpımı artı 5. O zaman hemen buraya bakıyorum. Burası eksi olduğuna göre bunlar eksidir. Peki kimle kim çarpılınca olur? Bak bununla bu çarpılınca bununla bu çarpılınca eksi 10y x burası da eksi xy oldu toplamları eksi 11 oldu. Ama ben ne yapacağım burada? Burada yer kalmadığı için şuraya yazalım. Bu ikisi çarpılıyorsa bunlar ayrı parantezlerde olacak. da bu çarpılıyorsa ayrı parantezlerde olacak. Dediğim bu ikisini de çarpanlarına ayırmış oldum. Ve video sorumuz anlatımımız bitti. Ödüllü soru var. Ödüllü soruda sana bir tiyo vereyim. Sayı var komple. Ama sen sayılardan birine bir harf ver. Diğerlerini de ona göre yaz diye söyledim. Sana tiyoyu verdim. Bunları çok iyi incele arkadaşım. Bir sonraki videomuz soru çözümü. Orada da zaten ayrıntılı anlatacağım bir daha. Örneklerle anlatacağım. Hiç dert etme. Sen çalış sadece dedim. İşte ödüllü soru karşınızda. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.